Efendim, tarihin arka odası faslı musikiyle devam edecek. Yaprak, sana bazı sorular var. CRR Türk Müziği topluluğunun üyesi midir diyorlar. Cemal Reşit Rey Türk Müziği topluluğunun üyesi mi diyorlar. Kaynak konseriniz varmış. Var. Onu da söyleyeyim buradan. Nasıl? 17 Şubat'ta konserimiz. Evet, onu söylüyorlar, evet. O da varmış efendim. Şimdi iki soruya cevap verip geleceğim Yaprak'cığım. Efendim, yarım saat sayın... sayın... Heh. Efendim, demin anlattığım bu Cemal Paşa olayı, yani 1. Dünya Savaşı'nda kendisine krallık verilmesi karşılığında savaştan çekileceğini açıklaması, teklif ettiği iddiaları, bakın iddia diyorum, kesin değildir çünkü bunlar Avrupa belgelerinde geçerler, bizde böyle bir şey yok. Cemal Paşa'nın hatıratında da yoktur. Özel birçok yazışmasını gördüm, orada da yoktur. Şu nasıl kapat gitti. Mızrapla kalem bir şey yaparsan öyle olur. Cemal Paşa çarptı sana. Cemal Paşa çarptı. Halbuki Paşa'nın lehinde söyleyecektim. Efendim, bu nasıl yorumlanır? İki şekilde yorumlanır. Birincisi menfaattir. İkincisi, sizin mürekkep gider şimdi Mersi. Kapak verdiler efendim. Tamam, günün sonrasına kırmızı, evet, beyaz uyumlu oldu. İkincisi, mutlak yenilgiden kaçmaktır, o da olabilir. Dolayısıyla lütfen bu konuyu böyle genetik de şuydu buydu şeklinde yorumlamayalım. Dediğim gibi kesin midir değil midir bilmiyoruz. Türk belgelerine göre böyle bir şey yoktur. Henüz yoktur. Türk arşivlerine göre. Şey de olabilir. Emin Maluf'un Haçlı Seferleri kitabını soruyorlar. Çok güzel bir kitap. Çok güzeldir. Çok güzel bir kitap. Arapların gözünden Haçlı Seferleri. Evet. Çünkü öbür tarafı anlatır o. Evet. Çünkü Haçlı Sefer dediğimiz öyle din iman savaşı falan değil. Tabii. Ekonomi. Aç kalıyor. Hayır. Müslüman taraf da birbirini yemiş Haçlıları kullanıp. Yani İşbirliği yapan da çok. İşbirliği yapan çok. Bir de menfaat... İşte ekonomi... Hayır. Siyasi güç. Ya şimdi düşmanımın ekonomi düşmanı. Menfaat yani yandaki elde etmeye çalışmışlar. Yandaki melikliği yıkmak için Haçlılardan destek alıyor. Yani yandaki meliklik değil, yani beylik diyelim, beylik ona. Aha. Beyliği yıkacak, Haçlı ile anlaşıyor. Yani onu yıktı ama sonra onu da hallediyor o Haçlı. Emin Maluf bunu çok güzel anlatır. Evet efendim, şimdi Yaprak'la... Şu kapağı alayım ben şuradan. Efendim, teşekkür ederim. Bir şey değil. Sevgili seyirciler, bugün... Geçen hafta bir kaza olmuştu. Sonra burada görememişim, yukarıda baktım. Kapağın tutkalı açılmış. Onun içinmiş o. Tamburunuz ne durumda? Bu başka bir tambur. Öbürü ne durumda? O hala duruyor yukarıda. Yani bir 100 tane falan tamburu var. Evet, hangisiyle başlayalım? Efendim, bir zamanların dillerden düşmeyen çok güzel bir aşk şarkısını okuyacak Yaprak Hanım bize ilk olarak. İsmail Baha Sürelsan'ın Acamaşıran makamındaki meşhur sandalı. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende, kız sandalı kalbim gibi oynatma dümende. Erhan, biliyor musun bunu? Duydum. Bravo. Niye buralı ya? Kulak yok mu ya? Gönlüm düşüyor çırpınarak.
Sağlık. Teşekkür ederim. Güzel şarkı değil mi? Güzel de okudu. Evet. Maşallah. Nazar değmesin. Bak nazarlık getirecektik, unuttuk. Doğru bak, geçen hafta tambur gitti. Evet, unuttuk. Hatta şeye koyduracaktın. Tambur. Oraya yansıtacaktın. Oraya yansıtacaktın, evet. Yok. Bir iki kere de olsun dedik de. Pelin zor dedi. İşte bütün şeyin değişmesi lazım dedi. Pardon. Pelin mi? İlkgün Hanım. İlkgün Hanım. Pardon efendim. Hadi üçünü de şimdi yapalım o zaman. Zaten bazı mesajlar geliyor. Sizden başka bir yerde Türk müziği dinleyemiyoruz. Niye diyorlar. Evet. TRT çalmıyor mu? TRT yok mu? Bu kalite nerede? Bu kalite nerede? Çünkü bazı arkadaşlar da... Değil mi şey diyorlarmış. Biz de ciddi okuyoruz. Film şarkısı okuyoruz. Kaç dört sesten falan. Şimdi efendim hangisini Nevser Hanım yapalım? Efendim bu... Geçen hafta... Tambur kırıldığı için böyle elle gitar bari çaldık ama Uğur çok beğenmiş onu. Ve daha güzel oluyor böyle. Efendim umumi arzu üzerine... eski bir İstanbullu ailenin önemli bir mensubunun... bu Taksim'in aşağısındaki semt, bir semtte yetişmiş. Hatta gözyaşla öyle dinledim demişler. Ve çok seyircimizden de geldi bu şarkı tekrar.